Ben 3 aydır sarı kantaron kullanıyorum. Çok faydasını gördüm. Demiş Nazan Hanım. Sarı kantaron doğal antidepresan. Antidepresan. Avrupa'da doktorlar artık bunu reçeteyle yazıyor. Hastalar gidip bunu eczaneden alıyor, kullanıyor. Yani reçeteli Avrupa'da. Depresyona karşı. Ağır, Avrupa'da ağır antidepresyonu böyle rahatsız olanlara kolay kolay kimya yazmıyorlar. Sarı kantaron yazıyorlar. Sarı kantaron diğer antidepresanlar gibi bağımlılık yapıcı özelliği yok. Antidepresanlar böbreğe zarar verir, karaciğere zarar verir, beyne zarar verir, sinir sistemine, lenf sistemine zarar verir. Erkekler kullanırsa kısırlaştırır. Erkeklik hormonunu sıfırlar. Sarı kantaron herhangi bir yan etkisi yok. Nazan Hanım 3 ay kullanmış, çok faydasını gördüm diyor. Depresyona giren kişi hayattan zevk almaz. Hayata küser, ailesine, çevresine, işine intihar etmek ister, intihara meyleder. Çok uzun sabahlara kadar yatar, hiçbir şey yapmak istemez. Yemesinden, içmesinden, hayattan zevk almaz. Dünya üstüne geliyormuş gibi hisseder vesaire vesaire. Negatiftir. Pozitif bir şey yoktur hayatında. Hayattan eskiden zevk aldığı şeylerden zevk almaz. Tedavi edilmezse intihara meyleder. Zaten günümüzde Avrupa'da 50-60 bin kişi yılda özellikle gençler ne yapıyor? İntihar ediyor. Yaşamı lüzumsuz buluyor hayatı ve intihar ediyorlar. Oysa yaşamak güzel şey. Tabii ki beyinde serotonin, noradrenalin, dopamin, glutamat, DMT gibi hormonların salgılaması azalırsa kişi serotonin azalırsa kişi gergin, gerilim, stresli, kavgacı olur. Noradrenalin hormonu azalırsa kişi konuya odaklanamaz. Glutamat azalırsa kişi yapmış olduğu işten, yemezsen, içmezsen hayattan zevk almaz. DMT azalırsa kişinin maneviyatı çöker. Mesela en basitinden diş macunundaki sodyum florit epifiz bezesinin kireçlenmesine sebep olur. Bu da bu kişiyi robot gibi yapar. Maneviyatı çöker. Kötü kötü rüyalar görmeye başlar. Vesaire. Psikolojisi bozulur. Şimdi sarı kantaronun bu gördüğünüz çiçeğin üzerinde böyle siyah noktalar var. Burada yağlar var. Veyahut da daha yoğun olarak şu yaprağın üzerinde siyah noktalar var. Bunlara o siyah noktaları hiperesin, hiperforin gibi etkin maddeler içerir. Fakat bu sarı kantaronun birleşimindeki etken maddeler %1'dir. O nedenle bazıları otunu öğütüyor, daha kapsülünü yapıyor, 3 kağıtçılığa gider. 5 liraya aldığı bitki tozundan 15 kutu hap yapanlar var. Onların ben Allah'a kitaba inandıklarını zannetmiyorum. İnsanları dolandırmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Bitki tozundan hap yaparak, damladıracı yaparak insanlara dolandırmak namuslu bir davranış değildir. Ama Türkiye'de de yapmayan yok yani. Ben bunu anlamadım yani. Hem adamlar ayet okuyor, Kur'an okuyor, Kur'an'dan hem hadis anlatıyorlar hem de insanları dolandırıyorlar. Ben bunu anlamadım yani. Anlamadım. İşin içinden çıkamıyorum. Anlayan varsa biri bana anlatsın.